Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Bobcam V9'da yansıtma eğrisini göreceğiz. Sol taraftan da makine ayarlama geliyorum. 3 eksen seçiyorum. Geometri seçin dedim. Tüm maddeleri seçiyorum bu şekilde. Sonraki dedim. Buradaki yansıtma eğrisini seçiyorum. Sonraki. Buraya 3 küre yazıyorum. Radüsüme 1,5 yazıyorum. Tekrardan sonraki dedim. Yansıtma eğrisini seç diyor. Yansıtma eğrisini seçiyorum. Daha önce çizmiş olduğum altıgenim vardı bu şekilde. Seçtim. Sonraki dedim. Zik diyorum. Sonraki dedim. Duvarda ve tabanda kalacak pasoya 0 dedim. Sonraki dedim. Girişlerde dalma dedim. Giriş ve çıkışlarda ise tekrardan dikey dedim. Sonraki dedim. Takım merkezden girsin dedim. Sonraki dedim. Takip et. Sonraki takım yolumu hesaplatıyorum. Gördüğünüz gibi altıgenime takım yolu oluşturmuş oldum yansıtma eğrisiyle. Tekrardan düzenlemeye geliyorum. Çoğaltmalara geldim. Burada kullanıcı tanımlığı offset şeklinde açıyorum. Sol tarafa 10 tane takım yolu atılsın dedim. Takım yolunu tekrardan hesaplatıyorum. Gördüğünüz gibi çizimimi açayım. Daha önce altıgen çizmiş olduğum çizimimi açayım. Buradan gördüğünüz gibi sol tarafa doğru altıgen yaptı. Hem modelimin şeklini de aldı takım yolu. Düzenle dedim. Buradan tekrar çoğaltmaya geldim. Sağ tarafta ise 10 yazayım. Sağ tarafa da 10 yazayım. Gördüğünüz gibi çizimimin sağ tarafına 10 milim takım yolu açtı. Ben buraya geldim tekrardan. Düzenle dedim. Çoğaltmalara geldim. Offset dedim. Her ikisi de dedim. 5 tane oraya atasın. Sol tarafa atasın. 5 tane de sağ tarafa atasın. Resimde gördüğünüz gibi takım yolumu hesaplatıyorum. Bu şekilde dik bakıyorum buraya. 5 tane takım yolu atadı sol taraf sağ tarafa. Sol tarafa da 5 tane takım yolu atılmış oldu. Bobcam V9'da yansıtma eğrisi bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.